Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde muhteşem bir saray varmış. Bu sarayda güzeller güzeli bir kraliçe yaşarmış. Sarayda çok mutlu bir şekilde yaşamaya devam ederlerken bir gün kraliçe hastalanmış ve dünyaya gözlerini kapamış. Kral başka bir kadınla evlenmiş. Bu kadın güzelmiş ama çok kötü bir kadınmış. Sihirli aynasının karşısına geçip, "Ayna ayna, söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada?" demiş. Ayna da, "Hayır efendim, en güzel sizsiniz." demiş. Kadın bu sözler karşısında çok mutlu olmuş. Bu arada Pamuk Prenses büyümüş, çok güzel bir genç kız olmuş. Kötü kalpli kraliçe sarayda bütün temizliği ona yaptırıyormuş. Bir gün yine bu kötü kalpli kadın aynanın karşısına geçip, "Ayna ayna, söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada?" demiş. Ayna, "Var efendim, Pamuk Prenses sizden daha güzel." demiş. Kötü kalpli kadın bu duruma çok bozulmuş. Aklına bir fikir gelmiş. En güvendiği adamını yanına çağırmış. "Bana Pamuk Prenses'in kalbini getireceksin," demiş. Pamuk Prenses bir gün ormanda çiçek toplarken, arkasında saklanan muhafız elinde bıçakla onu öldürmeye hazırlanmış. Tam Pamuk Prenses'i öldürecekken, muhafız bir anda acıyarak vazgeçmiş. "Pamuk Prenses, sen ne kadar iyi kalpli birisin. Ben seni öldürüp kalbini kralın yeni karısına, yani üvey annene götürecektim. Seni burada bırakacağım. Sakın saraya bir daha gelme. Kötü kalpli kadın seni de beni de öldürür," demiş. Ve Pamuk Prenses ormanda kaçmış, kaçmış, kaçmış. Bir ağacın dibinde oturmuş ve ağlamış. O sırada uyuyakalmış. Sabah olduğunda etrafında kuşlar varmış. Kuşları takip ederek küçük bir eve varmışlar. Pamuk Prenses, "Bu ne kadar kirli bir ev," demiş. Ve evi temizlemeye başlamış. "Bu evdeki eşyalar, yataklar niye bu kadar küçük?" diye düşünmüş. Karnı çok acıkmış. Küçük malzemelerle bir çorba yapmış ve yemiş. Daha sonra uykusu gelmiş. Yukarı çıkmış ve odanın birinde 7 tane küçük yatak varmış. Onları birleştirip uyumuş. Bu sırada 7 cüceler işlerini bitirmişler ve eve doğru şarkı söyleye söyleye gidiyorlarmış. "Biz tam 7 cüceyiz, 14 kollu bir deviz." Şarkısını söyleyerek eve doğru yürümeye devam etmişler. Eve vardıklarında, "Buraya ne oldu böyle? Evimizi böyle güzel kim temizledi? Mis gibi yemek kokusu var," demişler. Bilgin düşünmüş, "İyi birisi olmalı. Yoksa evi temizleyip yemek yapmazdı," demiş. Uykucu, "Önce bir uyuyalım, ondan sonra ne olduğunu anlarız," demiş. Yatak odasına doğru gitmişler. Bir bakmışlar ki çok güzel bir kız yataklarında uyuyor. Kızın yanına gelmişler ve Pamuk Prenses uyanmış. "Ne olur bana kızmayın," demiş. Ve 7 cücelere her şeyi anlatmış. 7 cüceler onu çok sevmiş. Sonra 7 cüceler de kendilerini tanıtmış. Uykucu, bilgin, sakar, çekingen, doktor, mutluluk ve meraklı. 7 cüceler ertesi sabah işe gitmek için hazırlanmışlar. Pamuk Prenses de onları tek tek öperek işe göndermiş. Bilgin, Pamuk
Pamuk Prensesi kapıyı kimseye açmaması konusunda tembihlemiş. Yine bir gün kötü kalpli kraliçe aynanın karşısına geçip "Ayna ayna, söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada?" demiş. "Var efendim. Yedi cücelerin evinde yaşayan Pamuk Prenses sizden güzel," demiş. Kadın çok sinirlenmiş ve adamının ona ihanet ettiğini anlamış. "Bu işi ben halledeceğim," demiş. Yaşlı bir kadın kılığına girip Pamuk Prenses'in yaşadığı evin kapısına gelmiş ve kapıyı çalmış. "Ben yaşlı ve fakir bir kadınım, bana yemek verir misin?" demiş. Pamuk Prenses, "Bu yaşlı kadın bana zarar vermez," diye düşünmüş. Ve onu içeri almış, bir güzel karnını doyurmuş. Yaşlı kadın, "Benim sana verecek param yok. Al bu kırmızı elmayı, ormanın en güzel elmasıdır. Bunu senin için kopardım," demiş. Yaşlı ve fakir kılığına bürünmüş kadın aslında onun üvey annesiymiş. Prenses zehirli elmadan ısırdığı gibi yere düşmüş. Akşam olduğunda eve dönen yedi cüceler prensesi yerde yatarken gördüklerinde çok üzülmüşler. Prensesin yanında ısırılmış elmayı gören bilgin bunun zehirli bir elma olduğunu anlamış. Prensesi cam bir fanusun içine koyup yüksek bir yere çıkarmışlar. Oradan geçen herkes onu görsün diye. Günlerden bir gün bir prens ormandan geçerken cam fanusun içinde yatan Pamuk Prensesi görür ve ona aşık olur. Cam fanusu açıp Pamuk Prenses'e dokunduğu gibi Pamuk Prenses gözlerini açar ve uyanır. Her şeyi prensi anlatan Pamuk Prenses, o kadının saraydan kovulmasını sağlar. Pamuk Prenses ile prens evlenip çok mutlu bir hayat sürerler.